son 10 gün, 15 gün bu toplumu mutlu edecek çıkışlarımız ve sürprizlerimiz olacak. CHP son 10 gün bombası patlatmaya hazırlanıyor. CHP'nin seçim bildirgesi heyecan yaratmıştı. Kampanyanın mimarı başdanışman Erdoğan Toprak TVM'e son 10 günü anlattı. Son 10 günde sandığa yönelik bir çağrımız olacak. Onun içerisinde belli projelerimiz olacak, belli hatırlatmalarımız olacak. Bu kadar bir ipucu verebilirim. Kedi boyutu çok önemli bir yer alacak. Çünkü bu toplum bize emanet ettiği oylara sahip çıkmalıyız. Peki miting programı nasıl planlandı? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan beklenti ne? Gönül ister ki her tarafa gidelim. Ama toplam süre 42 gün. 42 günde 60'a yakın ili doldurmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bölge sorunlarıyla ilgili ürettiği her şeyi kabul ediyorlar. Oy verin diyorlar. Verin diyoruz kendilerine. O zaman işte ya dilim ya dini bakış açısıyla böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bunu aşacağız. Erdoğan Toprak 2011 yılından düşük oy aldıkları takdirde istifa edeceğini de ilk kez TVM'e açıkladı. İki genel seçim arasındaki farka bakarız. Genel seçimler arasında eğer geriye gidilmişse o zaman oturur muhasebemi yaparım. Kim ne aldıysa onun altına düşüyorsa herkes kendisini gözden geçirsin. Ben de kendimi gözden geçiririm. Yani siyaset budur. Eğer yükseltememişsem bayrağı başkasına teslim etmekten de mutluluk duyarım. Toprak kampanya dönemindeki görevleri nedeniyle vali ve kaymakamları da uyardı. Ve bu ülkede bürokrasinin bir partinin bürokratı değil, bir devletin bürokratı gibi hareket etmesini isteriz. Çünkü partiler değişkendir, devletler kalıcıdır. Eğer bir parti bürokratı gibi hareket ederlerse 8 Mart uyandıklarında o parti gittiğinde onların da kendi ikballerini düşünmesi lazım.